sen çok gençsin yavrum. Hayat ümit, neşe dolu, mutlu günler vaat ediyor sana. Adile teyze ile tanışmak istiyorum. Adres burada yazılı. Çocuğu hemen Adile teyze ile tanıştırın. Çocuk için aranan ilik bulundu mu? Az kaldı Mahir, az kaldı. Adile teyze çocuğa umut olacaktır, durumu da hızlandıracaktır. Efendim, karım güçlü bir kadındır. Ama son zamanlarda ağır bir hüzün yaşıyor. Şimdilerde psikiyatre gidilir oldu ya, onu da denedik ama... Karım doktorla pek fazla konuşmak istemedi. Üstelik verdiği ilaçları da düzenli kullanmıyor. Önce gözlerime inanamadım. Hayal görüyorum zannettim. Bir de baktım evde mis gibi bir pasta kokusu. Sanki yıllarca bu evde pasta pişmemişti. Bir de baktım cevizli pasta kokusu. Çünkü torunum cevizli pastayı çok severdi. Hanımefendi, hangi çarşafları sereyim? Keten çarşafları mı yoksa patiskaları mı? Keten çarşafları kızım, onları ben işlemiştim. Benden bir parça saklı o çarşaflarda. Baş üstüne. Dördüncü servisi de ekleyelim. Ah, karısını da getiriyordur mutlaka. Öyle yazmıştı. Açın kapıyı! Yoksa pencereden girerim. Ay! Açmayacağım işte. Açmayacağım, açmayacağım. Nereden girersen gir, açmayacağım. Aa, gel bakayım. Gel, gel, gel. Büyük anneciğim. Güzide Sultan, o güzel ellerin hala çok kuvvetli. Yıllar senden hiçbir şey götürmemiş. Ah, dur bakayım sana. Dur bakayım. Müziği kapat, müziği. Zeynep bize piyano çalacak. Anlamadım. Bak, İrlanda baladını istiyorum. My heart is waiting for you. Efendim? Ya Hakan'la tanıştığınız gün çalmıştın. My heart is waiting for you. Öyle söylenmiyor muydu? Oh yeah! Ah, oh yeah! Piyano çalmayı bilmiyor musun? Hayır, tek bana. Parmak füreliz. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne işiniz var burada? Sakin, sakin. Yabancı değilim. Hakan. Hakan. Kötü olan sensin. Bize kötü günler yaşattın. Ben evden uzakta kalmaya mecbur kaldım. Kurtulmaya çalıştıkça daha fazla dibe bulaştım. Bunda sen de benim kadar suçlusun. Kimseyi suçlama. Anlaşılan bize çektirdiklerini başkaları da sana çektirmiş. Bu çocuk kim? Kim bu çocuk? O çocuk karanlıkta yolunu kaybetmiş büyük anne. Gidecek şimdi. O bir yabancı güzide. Büyük anne, ben çocukken sana taklitler yapardım, hatırlıyor musun? Hani böyle sen derdin ki bakışlar değişmez. Bakışlar değişmez. Yaşlanır ama değişmez. Hatırlıyor musun? Ayhan Işık taklidi yapıyordum. Şöyle tek kaş havada. Şöyle, şöyle ha? Hatırladın? Hatırladın. Yakaladım, 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 hatırladım. Büyük annem, büyük annem. Neden geldin Hakan? Hayallerimi paylaşmayacaksan neden geldin? Hayalindeki gibi bir torun olamadığım için özür dilerim büyük annem. Geldiğim için özür dilerim büyük anne ama gelmem gerekiyordu. Yabancı olduğunu söyle. Torununum senin, torunum. Rüzgarı hiç sevmiyorum. Bütün kokuları silip süpürüyor. Ömrümüzün en güzel kokularını. Ne ballı ceviz pastası, ne o güzelim ıhlamur ağacı. Hiçbiri kokmuyor artık. Hiçbiri.
sana yıllar ömür boyu. Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son.